Teşekkürler Koray ise ve değerli konuklarınıza Trabzon'dan iyi yayınlar dilerim. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Rojen Borok'la oynadığı ilk maçın rövanşını Trabzon'da yapacak. İlk maçı 2-0 kazanmıştı Trabzonspor. Avantajlı bir skorla seyircisinin önüne çıkacak. Geçtiğimiz sezonun son 4 maçını seyirci cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak oynamıştı Bordo Mavili takım ve bugün aynı zamanda o hasret de sona eriyor ve Bordo Mavili taraftarların bugün tribünleri tamamını doldurmasını bekliyoruz. Şu an maçın başlamasına artık saatler kaldı. Çok az sayıda biletin satışa devam ediyor. Muhtemelen maç saatine kadar o biletlerin de tükenmesini beklediğimizi belirtelim. Trabzon'da sıcak bir hava var. Maç saatinde de yine hava sıcaklığının oldukça bu seviyelerde olması bekleniyor. Şu an kameraman arkadaşım da sağ zemini de gösteriyor. Trabzonspor'un sağ zemini gerçekten çok geçtiğimiz sezona kalite olarak damgasını vurmuştu. Bu sezon bir yenileme yapıldı stadyum zemininde. Henüz tam istedikleri kadar oturmadığını söylüyor kulüp yetkilileri ama yine oldukça kaliteli bir zeminin bizleri beklediğini de söyleyebiliriz. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı dün yaptığı açıklamada kadroda bazı ufak dokunuşlar yapacağını söylemişti. Nasıl bir dokunuş yapacak? Hemen o konuya değinelim. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzonspor adına. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Pedro Malheiro, stoperde Batista Mendy, Dansville ikilisini bekliyoruz. Sol bekte Eren Elmalı. Orta sahada Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak üçlüsünü bekliyoruz. Sağ tarafta Edin Visca, solda Trezeguet, ileride de Dragoş'un olacağı şekilde bir kadro bekliyoruz. Eğer bu saydığımız kadro çıkarsa ilk karşılaşmaya oranla ilk 11'de 2 değişikliğin yapıldığı dikkat çekiyor. 2 farklı ismi kaydırıyor. Sağ bekteki Ozan Tufan'ı orta sahaya çekiyor Abdullah Avcı. Onun yerine yeni transfer Pedro Malheiro'yu görüyoruz ve Bardi'nin yerine de bu karşılaşmada Cihan Çanak'ın 11'de oynamasını beklediğimizi belirtelim. Ama tabii ki bu bizim saydığımız muhtemel 11. İlerleyen saatlerde kadrolar netleştikçe daha da detaylı paylaşırız. Belki sol bek pozisyonunda da Eren Elmalı ile Barisic arasında bir tercih yapabilir. İlk karşılaşmada Barisic sakat olduğu için forma giyememişti ama şu an sakatlığını tamamen atlatmış durumda. İki yeni transfer Okay Yokuşlu ve Stefan Savic ise bugünkü karşılaşmada lisans işlemleri ilk maçın sonrasında tamamlandığı için forma giyemeyecekler. Onlar da bu karşılaşmayı tribünden takip edecek gibi gözüküyor ama Başkan Ertuğrul Doğan bugün Trabzonspor'un Süper Lig'e çıkışının 50. yılı nedeniyle yapılan etkinliklerde transferde çok önemli mesafe kat ettikleri isimler olduklarını ve şampiyonluk için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti ve devamında biz basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet yaparken de özellikle bir transferde son aşamaya geldiklerini de ifade etti. Şu an Trabzonspor özellikle forvet, orta saha ve stoper bölgesine yoğunlaşmış durumda. Forvet hattında Hud Weghorst ve Paulo Nacho, orta sahada Muhammed Cam, stoperde ise Wesley Hood dışında iki farklı isme daha teklif çıktı Trabzonspor ve cevap bekliyor. Weghorst'la ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse oyuncunun kendisiyle şartlar konusunda prensipte el sıkışmış durumundaki biraz önce başkan bir yerel siteye de bu konuda bir açıklama yaptı. Hem Paulo Nacho hem Weghorst hem de Muhammed Cam'ın kendileriyle anlaştıklarını, kulüplerini çözmeye çalıştıklarını belirtti. Haber 61 sitesinde yaptığı açıklamada. Bu üç ismin kendisiyle alakalı bir sorun yok şu an itibariyle ama kulüplerini çözmeye çalışıyor. Burnley 3 farklı takımla görüşüyor Wood Weghorst için. Bunlar Leicester City, Ajax ve Trabzonspor ama Trabzonspor'un Weghorst konusunda oldukça ısrarcı olduğunu belirtelim. Paulo Nacho için de 7 milyon avroya kadar çıktı Trabzonspor ve Southampton kulübünden resmi bir yanıt bekliyor bu teklife. Son kararlarını bekliyorlar. Muhammed Cam için ise oyuncunun kendisiyle zaten çok uzun bir süre önce anlaştı Bordo Mavili takım ama henüz Clermont kulübünü çok fazla yumuşama rakamlar konusunda aşağı indirememişti. Şimdi orayı tekrar bir çözümlemeye çalışacaklarını belirtelim. Ama sol bek pozisyonu, özür diliyorum. Sol stoper pozisyonunda da Watford forması giyen Wesley Hood dışında özellikle 23-25 yaş aralığında iki farklı isme daha teklif çıktığını öğrendik Trabzonspor'un. Bunu da ilerleyen günlerde belki netleştirebilirsek kamuoyuyla da paylaşma fırsatı yakalarız. Bugün 2-0'ın avantajıyla önemli bir maça çıkacak Trabzonspor ve buradan
kazanarak bir sonraki turda muhtemelen Avusturya Viyana'yla karşılaşacağı maça daha da moralli çıkmaya çalışacak diyelim. Sorunuz yoksa sözü buradan yeniden size bırakıyorum. Yunus, sorumuz var tabii, hemen seni bulmuşken bırakmıyoruz. Başkanın sence bitirmeye yakınız dediği isim hangi futbolcu? Tahmin etmek çok zor Koray, ama son birkaç gündür üzerine yoğunlaşılan isim Weghorst. Yani oyuncunun kendisiyle zaten şartlar konusunda sözlü olarak anlaşıldığı için şu anda Burnley'i çözmeye çalışıyor Trabzonspor. Burnley'nin istediği rakamları biraz daha makul seviyeye çekmeye çalışıyorlar. Rakamları tam tahmin edemiyoruz ama yaklaşık 5 milyon avro seviyelerinde, belki daha altına bu transferi sonuçlandırma çabası var Trabzonspor'un. Eğer olursa tabii ki Trabzonspor'un hücum hattına çok önemli bir takviye yapılmış olacak. Dün teknik direktör Abdullah Avcı da özellikle 8 ve 10 numara pozisyonuna da bir transfer ihtiyacı olduğunu ve burayı da olmazsa olmaz olduğunu söylemişti. Belki o bölgede de yeni hareketlilikler yaşanabilir. Bir sonraki sorum aslında tam olarak o bölgeyle ilgiliydi. Çünkü sen bağlanmadan önce biz yayındayken şeyi konuştuk. 6 ve 8 numara, yani bugün Lundstram'la Ozan'ın oynamasını beklediğimiz pozisyonda Trabzonspor'un oyuncu havuzu çok genişledi. İşte Lundstram var, Umut Güneş var, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, stoper gelirse Mendy oraya kayacak. Yani 6 tane falan futbolcu var 2 forma için neredeyse. Orada ayrılıklar olur mu? Şu anda, yani şu an tabii daha erken ama hangi isimler önde ilk 11 konusunda orada? Öncelikle Kerem Şen'in İstanbulspor'a kiralanacağını söyleyelim. Orada bir genç oyuncu vardı, Kerem Şen. O İstanbulspor'a kiralanacak ve böylelikle orta sahada ilk ayrılık yaşanacak gibi gözüküyor. Bu soruyu teknik direktör Abdullah Avcı'ya sorduğumuzda o şu yanıtı veriyor. Toplamda minimum 55 maç planlıyoruz diyor bu sezon için ve dolayısıyla 55 maçı herhangi bir futbolcunun çıkartma şansı yok. O yüzden o havuzumuzu, yani oyuncu havuzumuzu çok geniş tutmaya çalışıyoruz diyor. Şimdi Lundstram, Batista, Mendy, Okay üçü de bakıldığında defansif yönleri daha ön plana çıkan oyuncular. Bunlar arasında belki bir tercih yaparak şu an 4-1-2 gibi oynuyor. Yani defansın önünde bir defansif orta saha, önünde 2-8'le oynuyor Abdullah Avcı. Ama Lundstram, Ozan, Okay Yokuşlu ve Batista Mendy'nin olduğu denklemde belki bazı maçlara ikisini bir de görme ihtimalimiz olacak. Şu an Batista Mendy stoper oynadığı için Lundstram ön planda gözüküyor. Ama Savic'in lisansı artık çıktı. Bir sonraki maçta oynayacak. Batista Mendy oraya kayacak. Açıkçası ben de çok merak ediyorum nasıl bir tercih yapacak Abdullah Hoca. Bunu kestirmek gerçekten çok zor. Yani Lundstram, Okay Yokuşlu, Batista Mendy üçü de gerçekten çok iyi diyebileceğimiz oyuncular. Teşekkür ediyoruz. Sorunuz var mı Zeki Uzundurukan? Hepsini sordun zaten kardeşim. Mahmut Alpaslan, sizin de yok. Çok teşekkürler. İyi, kolay gelsin Yunus.